P, Q ve R önermeler olmak üzere. P ya da Q ise R bileşik önermesi veriliyor. P, Q ve R'nin doğruluk değerlerine göre P ya da Q ise R bileşik önermesinin doğruluk değerinin bir olma olasılığı kaçtır? Diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi buradan ya da bağlacında sonucun bir olması için ya bir ya da sıfır olacak veya sıfır ya da bir olacak. Bu iki durumda sonuç bir olur ama e, sıfır ya da sıfır, bir ya da bir durumlarında ise sonuç sıfır olacaktır. Şimdi e, şöyle bakacak olursak, ilk olarak içerinin sıfır olduğunu düşünecek olursak, p'nin de bir olduğunu düşünecek olursak, içerinin sıfır olması için zaten ise bağlacında tek bir durum vardır arkadaşlar, q'nun bir, r'nin sıfır olma durumu. Eğer bu bir bir sıfır yakalanırsa, o zaman e, sonuç 1 olacaktır diyebiliriz. Başka peki hangi durumlarda? Başka içeriden zaten hiçbir şekilde 0 gelmiyor. O zaman buradan içeriden 0 geldiği durum bu. Birinci seçeneğimde P'nin 1, Q'nun 1, R'nin 0 olduğu durum sağlanmış oluyor. İkinci duruma bakacak olursak peki arkadaşlar. Yani 0 ya da 1 olma durumu. Bu içeriden 1 nasıl gelebilir? Şimdi ise bağlacında 1 şöyle gelebilir. Mesela 0 ise 1 olduğunda sonuç 1 olabilir ya da 0 ise 0 olduğunda sonuç yine 1 olur. Ya da şöyle diyebiliriz, 1 ise 1 olduğunda sonuç yine 1 olur. Bu durumda arkadaşlar, p'ye 0 verdiğimizde, buradan yine istediğimiz sonuca ulaşırız. Yani sırasıyla p'ye 0, qye 0, r'ye 1 verdiğimizde sağlanıyor. Ya da, 0 0 0 verdiğimizde yine sağlanıyor. 0 1 1 verdiğimizde yine sağlanıyor. O zaman bizim burada istenilen olarak 4 durumumuz var diyebiliriz arkadaşlar. Peki tüm durumlar nedir? Tüm durumlar ise şudur. P önermesinin, Q önermesinin ve R önermesinin her birinin 1 ve 0 olmak üzere iki farklı durumu söz konusu. O yüzden 2 üzeri 3'ten tüm durumlarımız 8 olarak gelecektir. İstediğimiz durum 4. E, ...tüm durumlar 8, 4 bölü 8'den 1 bölü 2 gelir. Cevabımız da denizli seçeneği olur. Murat elinde bulunan bir zar ve bir madeni parada değişiklik yapıyor. Zarın yüzeylerinden 4 tanesini tura, 2 tanesini yazı olarak değiştiriyormuş arkadaşlar. Şöyle zarda 4 tane tura, 2 tane de yazı oluyormuş. Paranın da bir yüzünü... Yüzüne 2 sayısı diğer yüzüne ise 5 sayısı yazılı olan kağıtlar paylaşıyormuş Parada da 2 ve 5 yazılı olan Önlü arkalı kağıtlar yapıştırıyormuş bu şekilde Murat zarı bir defa havaya atıyormuş arkadaşlar Eğer zarın üst yüzüne gelen Üst yüzüne tura gelirse demiş şimdi tura gelme olasılığı nedir Bak 4 tanesi tura iki tanesi yazıysa Tura gelme olasılığı burada 4 bölü 6'dır Tura gelirse parayı bir defa atıyormuş Parayı yazı gelirse parayı 2 defa atıyormuş arkadaşlar Şimdi bu tura geldi ihtimal şuraya yazdım Yazı gelme ihtimali de 2 bölü 6'dır bunu da buraya yazdım Şimdi tura gelirse parayı bir defa atıyordu Ve demiş ki paranın üst yüzüne gelen sayılar toplamının 4'ten büyük olma olasılığı şimdi Burada tura gelmişti zaten Parayı bir defa attık Ya 2 geldi ya 5 geldi 4'ten büyük olma olasılığı sadece 5 var O zaman diyorum ki 1 bölü 2'dir 4'ten büyük olma olasılığı Artı diyorum arkadaşlar. Paranın e, diğer durumda da zarın yazı gelme olasılığı 2 bölü 6 idi. Şimdi yazı geldiğinde de diyor parayı 2 defa at diyor. Şimdi burada biz paranın bir yüzünün de 2 yazdığını diğer yüzünde de 5 yazdığını biliyoruz. Şimdi birinden 2 diğerinden 2 gelmiş olabilir. 2'ye 5 gelmiş olabilir. 5'e 2 gelmiş olabilir. Ya da 5'e 5 beş gelmiş olabilir arkadaşlar. Bunların şimdi hangilerinde ee, üst yüze gelenlerin toplamı 4'ten büyük. Buna bakalım. Mesela 2 5'te, 5 2'de ve 5 5'te. Ama 2 2'de 4 geliyor. Biz 4'ten büyük olmasını istiyoruz. O zaman 4 tane sonucun 3 tanesini istiyorum ben. 3 bölü 4 diyorum o yüzden. Şunları bir toparladığımızda arkadaşlar 4 ile 2'yi sadeleştirdiğimde şurası 2 gelecektir. 2 ile 6'yı sadeleştirdiğimde de 1 bölü 3 olarak geldi. Daha sonra 3 çarpı 2 6'dır. Şu 6 ile sadeleşti. Buradan da 1 bölü 4 geldi. Payda eşitleyecek olursak buradan 4 artı 3'ten 7, 4 çarpı 3'ten de paydamız 12 gelir. 7 bölü 12'den cevabımız Edirne seçeneği. Aşağıda verilen oyunda üst kısımdan kırmızı ve mavi pullar düzeneğin içine atılmaktadır. Oyunda amaç aynı renkten alt alta yan yana veya çapraz 5 tanesini bir araya getirmektedir. Ali elindeki 18 tane kırmızı pulu, Veli elindeki 18 tane mavi pulu düzeneye atmaktadır. Önce Ali bir pul, ardından Veli bir pul atmaktadır. Buna göre Veli'nin pul attığında puan alma olasılığı kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi bizim amacımız 5 tane maviyi yan yana getirmek. Bu şimdi nasıl mümkün olabilir? İlk olarak Ali atıyor arkadaşlar, kırmızı pulu attı diyelim. Şimdi kırmızı pul, bak şuraya gelebilir buraya gelsin. Buraya gelsin. 3. Buraya gelsin. 4. Buraya gelsin. 5. Buraya gelsin. 6. Alt. Bu 6 tanesinden herhangi birine gelse arkadaşlar mavi pulu da biz ya şuraya veyahut şuraya yolladığımızda istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Ali'nin attığı pul için 8 tane yerden 6 tanesine gelebilir. Yani birazcık gösterdik, gösterdiklerimize gelebilir. Hiçbir sıkıntı yok bunda. E, mavi pulda Veli ya en baştakine ya en sondaki sütuna attığında yani 2 bölü 8 ol, olursa eğer Veli bu durumda puan alabilir arkadaşlar bu birinci seçeneğimiz Başka ne olabilir Burada eğer Ali Kırmızı pulu şuraya attı diyelim Bu durumda Veli'nin puan alması için tek bir seçenek kalıyor o da e, Mavi pulu şuraya atması Yani e, kırmızıyı buraya atma olasılığı Ali'nin 1 bölü 8'dir burada. Veli'nin de aynı şekilde mavi pulu buraya atma olasılığı yine 1 bölü 8'dir. Tabi bunun tam tersi de söz konusudur. Yani ne demek istiyorum? Ali mesela kırmızı pulu tuttu buraya attı. Veli mavi pulu tuttu. En baştaki sütuna attı. Ne oldu? Yine puan kazanmış oldu. Çünkü 5 tanesi ardarda arda gelmiş oldu. E buradaki yine 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 8 ihtimal e, olacaktır burası peki başka seçeneğimiz söz konusu mu bize ne demişti arkadaşlar alt alta yan yana veya çapraz olarak Şimdi mavilerden yan yana 5 tane e, getirebilir miyiz diye baktığımda hiçbir yerden 5 tane yan yana getiremiyoruz peki çapraz getirebiliyor muyuz bir de buna bakalım arkadaşlar bak şimdi şurada bir tane mavi var şurada bir tane mavi var bir tane mavi burada bir tane mavi burada 4 tane gelmiş ama Şuraya gelmesi için buraya mavi gelmesi için Daha öncesinde şurasının boş olduğunu görüyoruz o zaman daha önce Veli buraya bir tane kırmızı atsın ki Ali buraya bir kırmızı atsın ki Veli de buraya bir tane mavi getirdiğinde Çapraz mavileri yan yana getirmiş olsun ve puan almış olsun diyeceğiz Bu durumda aynı sütuna Veli'nin burayı denk getirme olasılığı nedir 8 taneden bir tane yani 1 bölü 8 daha sonra veli atışını yaptığında burada 8 taneden bir tanesi bir sütun istiyoruz. Orası da burasının şu bölgenin olmasını istiyoruz. Dolayısıyla yine olasılığımız orada ne olacaktır? 1 bölü 8 olacaktır. Şimdi bunları toparlayacak olursak 6 çarpı 2 12 bölü 64 oldu arkadaşlar. 1 bölü 8 ile 1 bölü 8'i çarptım 1 bölü 64. Yine 1 bölü 64 ve yine 1 bölü 64. E, paydamız zaten 64. Payımızı topladığımızda da 15 gelecektir. Cevabımız denizli seçeneği oldu. Süleyman vertigo ilacı kullanmaktadır. Bu ilacın vertigo'yu iyileştirme olasılığı 2 bölü 7'dir. Bu ilacın yan etkisi olarak baş ağrısı yapma olasılığı 1 bölü 4'tür. Şimdi baş ağrısı yapma olasılığı 1 bölü 4 ise yapmama olasılığı da 3 bölü 4'tür arkadaşlar. Önce bunu bir yazalım. Mide ağrısı yapma olasılığı 1 bölü 5'tir. E, mide ağrısını M ile gösterecek olursak yapma olasılığı eğer 1 bölü 5 ise yapmama olasılığı da 4 bölü 5'tir diyebiliriz. Buna göre demiş Süleyman bu ilacı kullandığında baş ağrısı veya mide ağrısı olmadan vertigosunun iyileşme olasılığı kaçtır? Şimdi baş ağrısı olmasın veya mide ağrısı olmasın diyor veya deyince hemen gidiyoruz biz şöyle olasılığımızı yazıyoruz baş ağrısı olmama olasılığı veya mide ağrısı olmama olasılığı. Şimdi bunu nasıl yazıyorduk? Baş ağrısı olmama olasılığı artı diyoruz. Mide ağrısı olmama olasılığı eksi diyoruz. İkisinin aynı anda olmama olasılığı. Baş ağrısının ve mide ağrısının aynı anda olmama olasılığı. Şimdi bunları bir yazalım arkadaşlar. Baş ağrısının olmama olasılığı neydi? 3 bölü 4'tü mide arasının olmama olasılığı da 4 bölü 5. Eksi diyorum ikisinin birden olmama olasılığında da ikisini çarparız değil mi? 3 bölü 4 ile 4 bölü 5'i çarparız. Şuradaki 4'ler sadeleşti. Buradan eksi 3 bölü 5 geldi. Yani 3 bölü 4 artı 4 bölü 5 eksi 3 bölü 5. E 4 bölü 5'ten 3 bölü 5 çıkardığımızda zaten 1 bölü 5 kalacaktır. 3 bölü 4 artı 1 bölü 5. Payda eşitleyecek olursak da 5'le ve 4'le genişletelim. 5 çarpı 3 15, 4 çarpı 1'den 4 bölü 20 olarak geldi arkadaşlar. Yani burası aslında 19 bölü 20 olarak geldi. Şimdi mide ağrısı veya baş ağrısı olmadan olmama veya mide ağrısı veya baş ağrısı olmama olasılığını biz 19 bölü 20 olarak bulduk. Ama burada tabii ki şunu söylüyor bize, iyileşme olasılığını diyor. Bize en başta iyileşme olasılığını 2 bölü 7 vermişti. O zaman bulduğumuz bu değeri gidip 2 bölü 7 ile çarpmamız gerekir bizim. Bunlar çünkü e, yan etkileri göstermeme olasılığını bulduk biz buradan 19 bölü 20 olarak. Buna rağmen iyileşme olasılığını bulmak için 2 bölü 7 ile çarpmamız gerekiyor dedik. Peki ne gelecektir buradan? 20 ile 2 sadeleştiğinde şurası 10 gelecek. Dolayısıyla buradan da 19 bölü 70 gelecektir. Cevabımız Adana seçeneği olur. Aşağıda O merkezli bir çember ve çember üzerinde bir A noktası verilmiştir. Çember üzerinde A'dan başka bir B noktası alınıyor e ve A ile B birleştiriliyor. Buna göre AB doğru parçasının uzunluğunun yarı çapın uzunluğundan küçük veya eşit olma olasılığı kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Ne demek istiyor? Mesela şuradan gidelim bir tane B noktası alalım arkadaşlar. A ile B'yi birleştiriyormuş. Diyor ki bu birleştirdiğimiz uzunluk diyor yarı çaptan ya eşit olsun yarı çapa ya da yarı çaptan küçük olsun. Bu nasıl mümkün olabilir arkadaşlar? Şuraya bir yarı çap yollayalım bakalım. R diyelim şuraya da bir yarıçap yollayalım. R diyelim. Şimdi arkadaşlar burada biz bir eşkenar üçgen oluşturacak olursak yani şöyle 60 60 60 diyecek olursak e ne olacaktır şurası? R R burası da R olacaktır ve AB uzunluğu yarıçapa eşit olacaktır. Ya da burası 60 değil de 59 olursa yine sağlanır değil mi? Aynı şey. Yine sağlanır. Yani daha doğrusu e, yarıçaptan küçük olduğu garantilenmiş olur. Ya da 58, 57, 56 derece gibi değerler gelirse o zaman yarıçaptan küçük olduğu garantilenmiş olur. O zaman diyorum ki en fazla şöyle eşkenar üçgen olsun burası. Tabii ki sadece B'yi buraya değil şuraya da yerleştirebiliriz mesela. Bak burada da aynı şekilde şöyle birleştirdiğimizi düşünelim. Şöyle birleştirdiğimizi düşünecek olursak şöyle bir üçgen oluştururuz ve yine şurası en fazla ne gelmeli? 60 60 60'dan eşkenar üçgen gelmeli ve bu durumda en fazla yarı çapı eşit olmalı. O zaman şu ama peki başka bir şey olabilir mi? B'yi başka bir yere yerleştirebilir miyiz? Mesela B'yi şuraya yerleştirdiğimizi düşünün arkadaşlar. Bu durumda şu aralarındaki açı genişleyecektir ve burası AB uzunluğu yarıçaptan daha büyük olacaktır ama ben bu durumu istemiyorum. O zaman ee Burada oluşabilecek yer sadece şuradaki 60-60-120 derece olacaktır, değil mi? Geri kalan yeri istemiyorum. Geri kalan yer neresi? Aslında şurası. Burası da ne kadar olacaktır? 240 derece olacaktır. Ben bunlar arasından sadece şuradaki 60-60-120 dereceyi istiyorum. Tüm durumlarımız 360 derece. İstediğim açı maksimum şurası 120 derece olmalı. Doğru değil mi? İki tane üçgen oluşturabiliyoruz. B'yi ya buraya ya buraya. Ve burada oluşan açı maksimum 120 derece oluyor. 60-60 olarak baktığımızda. E bu da neye eşit olacaktır? 1 bölü 3'e eşit olur. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Aşağıda 5 x 5 boyutlarında birim karelerden oluşmuş tablo ve tablonun bazı hücrelerine iki farklı şekilde yazılmış TYT harfleri gösterilmiştir. Tabloda bulunan 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 ve 5 x 5 birim karelik herhangi bir kare seçiliyor. Buna göre seçilen kare içerisinde yukarıdan aşağıya veya soldan sağa TYT yazılmış olası, yazılmış olma olasılığı kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi yukarıdan aşağıya y olarak gösterelim. Soldan sağa da s olarak gösterelim. Veya dediği için hemen birleşim işlemi uygulamamız lazım. y veya s diyelim arkadaşlar. y'nin olasılığı yani yukarıdan aşağıya tyt olma olasılığı Soldan sağa teğet olma olasılığı eksi ikisinin aynı anda olma olasılığını bunlardan çıkarıyorduk biz arkadaşlar. Şimdi Burada ilk olarak kaç tane karemiz var buna bakmamız lazım bizim. 1 çarpı 1'den 1 çarpı 1 olarak e, baktığımızda 5 birime 5 birim olduğundan 5 çarpı 5 25 tane kare vardır diyebiliriz arkadaşlar. 1 çarpı 1 boyutlarında. Peki 2 çarpı 2 boyutlarında kaç tane kare vardır? Bak şöyle alabiliriz böyle alabiliriz. Böyle olabiliriz ve böyle alabiliriz. Kaç farklı şekilde alabiliyoruz? 4 farklı şekilde alabiliyoruz. Bir de aşağıya doğru bakalım. Bak şöyle alabiliriz, böyle alabiliriz, böyle alabiliriz ve böyle alabiliriz. Yine 4 farklı şekilde alabildiğimizi görüyoruz. 4 dört çarpı 4'ten 16 tane kare vardır diyebiliriz. Şimdi bir de 3 çarpı 3 boyutlarındaki kare sayısına bakalım. Bak 1, 2, 3 böyle alabiliriz. Şu şekilde alabiliriz ve şu şekilde alabiliriz. O zaman 3 farklı seçeneğim ortaya çıkıyor. Yukarıdan aşağıya 1, 2, 3 böyle olabilir. 1, 2, 3 böyle olabilir ve 1, 2, 3 böyle olabilir. 3 farklı seçenek de buradan çıkıyor. 9 kare de buradan oluşmuş olacak arkadaşlar. Şimdi 4 çarpı 4 boyutlarında kaç tane kare bulabiliriz buna bakalım. 1, 2, 3, 4 bu şekilde olabilir ya da şu şekilde olabilir. 2 farklı seçenek var. Bir de şöyle bakalım bir şöyle olabilir bir de böyle olabilir iki farklı seçenek var. Buradan da kaç kare geldi? 4 kare geldi diyebiliriz. 5 e çarpı 5 boyutlarında zaten bir tane kare oluşur o da zaten gördüğümüz karedir 5'e 5 beş şeklindedir. O zaman onu da direkt yazalım. 5 çarpı 5 boyutlarında 1 çarpı 1'den 1 kare oluşur diyebiliriz arkadaşlar. Toplamda bakalım kaç kere oluşmuş. 25, 16 daha 41, 9 buradan 50, 54, 55 tane kare oluşmuş diyebiliriz. 55 kare. Şimdi bizden istediği şeye bakalım. Yukarıdan aşağıya birleşim soldan sağa TYT yazılarının oluşmasını istiyoruz biz. Şimdi bir defa TYT 3 harfli olduğundan dolayı 1 çarpı 1 karelerde biz TYT oluşturamayız zaten bunu geçtik. 2 çarpı 2'de de oluşturamayız bunu da geçtik. Ne geldi? Bak 3 çarpı 3'lerde TYT oluşturabiliriz. Şimdi yukarıdan aşağıya TYT'leri nasıl oluşturabiliriz bakalım arkadaşlar. Mesela şöyle oluşturabilir miyiz? Yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda 3 çarpı 3 boyutlarında kareler oluşturuyorum. Bak şimdi şunu aldığımda yukarıdan aşağıya şurada bir TYT yazısı görüyorum değil mi? Bak bu birinci kare. Buradan olabilir. Başka nereden olabilir? Başka şöyle olabilir arkadaşlar. Böyle olduğunda yine ne olacaktır bak. Şu yukarıdan aşağıya TYT yazısını almış olacağız. Bak bu da olabilir. 2. Başka. Bak şöyle de olabilir. Şu şekilde de olabilir. E burada yine yukarıdan aşağıya TYT yazısını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya 3 tane farklı seçeneğimiz vardır diyebiliriz arkadaşlar. Hatta şöyle yazalım 3'e 3'lük yukarıdan aşağıya kısmında buradan 3 tane TYT oluşturabiliyoruz. Peki soldan sağ kısmından kaç tane oluşturabiliriz TYT? Bir de buna bakalım arkadaşlar. Şimdi soldan sağ 3 çarpı 3'lük kareler oluşturuyorum yine. Bak şu, şu kareyi tekrardan oluşturduğumda burada aynı zamanda soldan sağ TYT oluşturmuş olmayacak mıyım? Aynen öyle. Başka nasıl oluşturabilirim? Bak şu şekilde de oluşturabilirim aslında. Şöyle alsam ben 3 çarpı 3'lük kareyi. Bak soldan sağa TET'yi oluşturmuş oldum şurada. İkinci karemde bu oldu. Üçüncü olarak da arkadaşlar şunu alabiliriz bak. Şu kareyi aldığımızda 3 çarpı 3'lük bu kareyi aldığımızda yine soldan sağa TET'yi oluşturmuş olacağız. O zaman soldan sağa TET bir tane oluşmuş olacak. Daha doğrusu bir tane o değil üç tane söyledik bir tane yazmayalım yanlış olmaz peki ikisinin aynı anda sağlandı arkadaşlar bir de buna bakalım yani hem yukarıdan aşağıya hem soldan sağa bunun tek bir seçeneği var zaten ilk gösterdiğimiz kare şu. Şu kareyi seçtiğimizde 3 çarpı 3'lük bu kareyi seçtiğimizde hem yukarıdan aşağıya teğeti oluşturmuş oluyoruz hem de soldan sağa teğeti oluşturmuş oluyoruz. Bir tane seçeneğimiz vardır buradan da. İkisi aynı anda diyorum. Y kesişim S diyorum. Burada bir tane seçeneğim vardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi 4 çarpı 4'lük karelerde buna bakalım bir de. 4 çarpı 4'lük kareler oluşturacağız. Yukarıdan aşağıya TT olmasını istiyorum ben. Şimdi şöyle bir şey oluşturabilirim mesela bak. 4'e 4. Şöyle bir şey oluşturabilirim. Ve burada yukarıdan aşağıya TET'yi görüyorum. Başka nasıl oluşabilir arkadaşlar bu? Mesela şu şekilde olabilir. Bak şöyle oluşacak olsa. Ne oldu? Bak ikinci defa yukarıdan aşağıya oluşturmuş olduk. Bu da olabilir o zaman. Bunu da alıyorum. Daha sonra şu olsa mesela bak. Şöyle bir şey olsa 4'e 4'lük şöyle bir kare oluşturmuş olsak. Bak yine yukarıdan aşağıya T, -t almış olduk ve son olarak şöyle bir kare oluşturacak olsak 4'e 4'lük. Bak yine yukarıdan aşağıya T, -t almış olduk. Yani dört farklı seçim yapabilirim ben buradan. O zaman diyorum ki yukarıdan aşağıya şöyle 4 seçim oluşturuyorum. Aslında oluşturduğumuz, biraz önce oluşturduğumuz 4'e 4'lük karelerin her birinde soldan sağa kareyi de kareleri de oluşturmuş olduk. Tekrardan bir gösterelim yine. 4'e 4'lük bak şu kareyi oluşturdum değil mi şurada? 4'e 4'lük kare oluştu. E, bunun içerisinde soldan sağ TYT oluşturmuş olmayacak mıyım? Aynen öyle. Ya da şu kareyi almış olduk diyelim arkadaşlar. Bir öncekinin aslında aynısını yapıyorum bak. E, burada da soldan sağa TYT'yi içine almış oldu. Ya da şöyle bir şey olmuş olabilir. Bak yine ne oldu? Soldan sağa TYT'yi içine almış oldu. Ya da son olarak Şöyle olabilir arkadaşlar. Burada da ne oldu yine? Soldan sağa t'yi içerisine almış oldu. 4 tane. Peki hem soldan sağa hem yukarıdan aşağıya. Zaten seçtiğimiz tüm karelerin içerisinde hem yukarıdan aşağı vardı, hem soldan sağ vardı. Dolayısıyla 4 tanesinden e, ikisi de vardır diyebiliriz arkadaşlar. Ve 5 çarpı 5 olanlara baktığımızda zaten 5 çarpı 5'lik bir tane karemiz vardır. O da zaten gördüğümüz en büyük kare olacaktır. Şu olacaktır. Ve bunun içerisinde bir tane yukarıdan aşağıya, bir tane soldan sağa oldu ve bir tane ikisi birden seçenek olmuş oldu. Toplamda arkadaşlar yukarıdan aşağıya olarak baktığımızda 3 buradan, 4 buradan, 1 buradan 8 tane kare oluşturmuş olduk. Soldan sağa baktığımızda 3 4 birden yine 8 tane Hem yukarıdan aşağıya hem soldan sağ olarak baktığımızda 4 1 1 daha 6 tane oluşturmuş olduk Şimdi e, Şu kısma geri dönelim hadi Yukarıdan aşağıya kare oluşturma olasılığımız nedir arkadaşlar tüm kareler 55 tanedir yukarıdan aşağıya 8 tane kare oluşturabileceğimizi görmüş olduk Artı Soldan sağ olarak tüm kareler 55 taneydi. Soldan sağ olarak 8 tane kare oluşturabileceğimizi gördük. Eksi diyorum. Tüm karelerimiz 55 tane ve ikisinin aynı anda oluştuğu 6 tane durum olduğunu gördük. Peki 8, 8, 16. 16'dan 6 çıkardığımızda 10 kalacaktır. 10 bölü 55 olarak geldi. Onu 5'e böldüm 2, 55'i 5'e böldüm 11 geldi. Cevabımız 2 bölü 11'den Edirne seçeneği oldu.